Özel yemek, oğlum ilacını iç, hastasın, yap ilacı, içmek istemiyorsun, işte iç ilacını, ben sana şunu yapacağım. Bana rahmetli teyzem, oğlum ilacını iç, sana çurlama yapacağım. Ben çurlamayı ne bilirim, 5-6 yaşındaki çocuk. Öyle kandırdı. İlacı acı eksi neyse içirtti mesela. Tavuklu bilmem pideli, şimdi hanım, ikinci hanım oluyor, biliyor o yufka ve tavukla yapılan bir yemek. Çullamaymış adı, ama Tirit, Rumca'da tirit deniyor da o tirit tavuk ayrı, böyle. çullama ayrı. Ayrı mı? Tirit Balıkesir'in ünlü yemeği. Evet. Çullama ayrı. Yani Rumca'da Soracağım ben. çurlama ile çullama karışmış yani. Harf değişmiş. Aynen. Niğde taraflarının yemeğiymiş. Sonradan kitapçıklar veriyordu gazeteler. Yöreden sonra çıkan gazeteler şöyle el kitapçıkları filan yörenin yemekleri. Orada rastladım. Onlar da Rum İşte taraflarından kalmadı. O taraflarda yemekler bayağı Rumlar var. bayramda, işte kurban kesilirse şey, kavurma olur. İşte kapama, patatesli veya bamyalı yemek. Tatlı en kolay, zeytinyağı var, un helvası. Kadayıf, madayıf yerine unlu bir şeyler, hamurlar içi boş, cevizsiz kaynatılır, şerbete atılır. İçi boş, baklava da değil, bir şey değil, öyle hamur kızarmış, tavada kızartılmış, ondan sonra şerbete konmuş. Kserotigana. Ksero, kuru tava şeyi. Tatlısı. Keçi ayağı değil. Keçi. İçi boş. İçine şerbet girebiliyor. İnce böyle yaparlar, dürerler. İki üst parmak şeyinde kenarlarını dürerler. Tavada, yağda pişirirler. Ondan sonra şerbetin içine atarlar. Biraz tatlanır. Onu yaparlar. Baklava yerine, kadayıf yerine, bilinmiyor. Yemeğinizi sofrada mı yerdiniz? Yani masada mı yerdiniz yoksa yer sofrasında mı Ha. yerdiniz? Bizim evde ne dediğim topraktı. Yere oturulacak bir şey yoktu. Sofra diye tahtadan yapılmış bu genişlikte dörtgen veya beşgen dört ayağı var. O yüksekliğe eşdeğer rahleler yere oturamazsın. Yani sini konmuyor da o sofraya Yani masadan biraz daha alçak. alçak. Alçak, anladım. Şimdi kediler oynuyor onunla. Sonunda size de çullamaya bize kısaca anlatın. Bu bölümü öyle kapatalım. Yere çökme imkanı yok. 5-6 tane olur. Herkes bir tanesine böyle oturur. Sofraya bir çanak konur. Geniş bir çanak. Orada kaşık veya elle yemek yenir. Şunlara oturularak. Ben Yerden yüksek. banyoda hatırlıyorum buna benzer Ha, banyoda şeyleri. oturma şey. Banyoda da vardı oturma yerleri. Daha yavaş.